Yeniliklere alışık bir mahalle değiliz maalesef Şükrü. Haklısın abi. Hiç görmedikleri VAR teknolojisiyle tanıştırdık insanları. Ellerinin tersiyle ittiler. VAR sistemini kullanarak maçın skoruna tesir etmişsiniz Hüseyin. Tespit yapma. Çay yap. Abi. Abi. Serkan mesaj yazmış. Bir daha alsan önünden dahi geçmeyin diye. He. Biz hibrit cimlere layık adamlarız Şükrü. Halı sahalar bizim yanımızdan bile geçmez artık. Sevgili arkadaşlar, ne iş olsa yaparız Ayşe. Sizinle gurur duruyor. Kalecilik sektöründe başarılı olamadık biliyoruz. Bu akşam son kez kaleye geçtin Neco kardeş. Paramızı alacak mıyız? Paranı mı? Yakup, herkese benden çay ver. Arkadaşlar, bazı sektörlerde ışık göremezsiniz. İş kurmak risklidir. O yüzden bu işi sonlandırdık. Kimsenin cesaret edemediği bir anda risk alıp kaleye geçtik arkadaşlar. Kaleye geçtik fakat pariteteki dalgalanma sonucu bu işten ayrılma kararı aldık. İşten çıkmak bizim işimiz abi. Evet Şükrü. Yani kalecilik kariyeriniz bu akşam son buluyor. Ama bizde kariyer fırsatları bitmez arkadaşlar. Ne iş olsa yaparız Ayşe. Sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayınız. Ne hesabı Şükrü? Abi hesap açtım bizim şirkete. Takipçi kasıyorum. İyi kas bakalım. İşte böyle arkadaşlar. Sen şimdi paramızı vermiyor musun şey? Hayda. Herkese benden çay ver Yakup. Sen çok mu gol yedin bu akşam? Çok konuşma Neco. Borcumuz borç. Ne öderiz ne de inkar ederiz. Ama unutma, ilk işimizde seni değerlendireceğiz. Ayrıca sana simit fişleri veriyoruz Neco. Alalım. İlk işimizde dibe vurmuş olabiliriz ama en dipten zirveye daha hızlı çıkılır. Sakın bunu unutmayın. Tamam tamam. Yarın hallederiz. Söz. Yakup, sen yine ne işler karıştırıyorsun? Mikser Yakup. Çay karıştır, iş karıştırma. Seninle mi uğraşacağım ben? Kaybettin Hüseyin abi. Yakup abinin canı sıkkındı. Abi Dolunay da zaten boşlukta. Hassas bir dönemdeyiz. Kötü oldu yani. Ya bakma minik. Yakup'un neden yanı sıkılacak ki? Tüm gün kahvede oturuyoruz abi. Kahvede otururken insanın canı niye sıkılsın ki? Yani. İyi de o işi bırakmış abi. He iyi de o mu? Yeni bir iş bulmuş kendine abi. Bizim kuş yuvadan uçtu artık. Kendi kanatlarıyla uçacakmış abi. Yakup'un buna sevinmesi lazım. İyi de onun maaşı da Yakup'a kaldı sonuçta. Hazır Yakup yokken kahveyi ele geçirsek mi abi? Küçük düşünme. Küçük düşünme oğlum. Bir şey daha var abi. Ne var? Benden duyduğunuzu söylemeyin ama. Kimden duyduğumuzu söyleyeceğiz? Abartma da söyle. Yakup abinin yarın akşama kadar yüklü ödemesi varmış abi. Arayan da alacaklısıydı. Yakup da bir hesaplı olmayı öğrenemedi Şükrü. Ayağını yorganına göre uzatmıyor ki abi. Ne kadarmış borcu? O kısmını bilmiyorum ama çokmuş abi. Kahvenin demirbaşları. Yakup bu kahvenin kalbidir. O kriz geçirirse yansıması hepimizi bulur. Domino etkisi yaratır. Geliyor. Çaycı Hüseyin manifestosu geliyor. Hazırlanın. Arkadaşım açken ben tok yatamam arkadaşlar. Yakup'un derdi hepimizi gelecek arkadaşlar. Eko, Selim, Neco at bakalım 3-5. Bende para yok Hüseyin. E
Eko, Selim, Minik. Bizdeki para da yetmez ki Şükrü. Neyse. Hepinizden özür dilerim. Al bakalım çayını, yiydi o. Abi sen ne zahmet ettin? Ben alırdım. Ne olacak aslanım? Ne zaman başlıyorsun güvenlikte çalışmaya? 2-3 ay içinde başlarım Yakup abi. En iyisini yaptın aslanım. Bu kahvenin ne olacağı belli değil. Abi ben boş kaldığım zamanlarda gelip sana yardım edeceğim. Sen beni bırak, kendine bak. Belki ben de kahveyi kapatır köye dönerim. O nereden çıktı Yakup abi? Sıkıldım buralarda Yiğido. Ne kazandığımızı sen de biliyorsun. Attığım taş ürküttüğüm kurbağaya değmiyor. Senin bugün bir ödemen vardı. Onu ödeyebildin mi? Ödedim Yiğido, ödedim. Afiyet olsun. Demek eğitim mi alacaksınız? Evet enişte. Hatta eğitim sonunda sertifika bile verecekler. Hatice'm, seninle gurur duyuyorum. Ya, girişimciliğin sertifikası mı olur kızım? Girişimcilik doğuştan bir yetenektir. Abini örnek alacaksın. Hüseyin abim, girişimciliğin kitabını yazmıştır Hatice'm. Takıldığın bir yer olursa sorarsın. Tabii, sorarım yani. Girişimcilik sonradan öğrenilmez kızım. Peki ne iş yapacaksınız? Onu daha düşünmedik. Bir daha düşünmemişler. Evet abi, daha fikirleri yok. Çok mu komik Şükrü? Hayır, neye gülüyorsun anlayamadım yani. Şey yapacağım, Hüseyin abim güldü de o yüzden. Benimle dalga geçmeyi sana hiç yakıştıramadım. Ben dalga geçmedim Hatice'm. Yanlış yaptım. Hatice'm, anlatabilirim. Dur. Bak biraz dinle beni. Hüseyin abim gitti. Yakup abi, ben düşündüm de gitmiyorum. Senin yanında burada kalacağım. Saçmalama oğlum. Git kendini geliştir. Tamam abi. Paran var mı? Var Yakup abi, var. Ben gidiyorum, görüşürüz. Tamam, öyle. Alo, buyurun. Evet kardeşim, satıyorum. Doğru duymuşsun. Fiyatı arkadaşa dediğim gibi. Tamam kardeşim, görüşürüz. Haberleşiriz. Yapım. Bize çay ver. Tamam Necim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evi.